Abdest alırken öncelikle nasıl bir abdest alınmalı? Belki basit gibi görünüyor ama bilmediğimiz şeyler bazen küçük şeyler olabiliyor. Bu nedenle de işte besmele çekmek lazım, avuzu besmele, niyet etmek lazım abdest almadan önce. Tırnağımız üzerinde oje varsa, hanımlar için söylüyorum, hanımların ojeleri kazımaları gerekiyor. Kına, boya, yani su geçiren boya sakıncalı değildir. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim, avuzu besmele çekip elimizi güzel bir şekilde yıkayacağız. Ve elimizi 3 defa yıkadıktan sonra sağ elimizle ağzımıza ve burnumuza su alacağız. Sol elimizle burnumuzu sümkireceğiz. Biz buna mazmaza ve istinşak diyoruz. Mazmaza gargara yapmak. Su alıyoruz ya, sonra böyle başımızı indirip suyu aşağı doğru indirip atıyoruz ya. İşte o mazmaza. İstinşak da burna diye bir su çekiyoruz. Buraya geliyor, sonra o suyu sağ elle alıp sol elle sümkürüyoruz. Efendim, bu olduktan sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Yüzün böyle kılların bittiği yerlere kadar, çene altına kadar yıkanması lazım. Ondan sonra sağ elimize su döküyoruz. Su dökerken de böyle ellerimizi sıvazlıyoruz bu şekilde böyle. Suyun her tarafa ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yüzük varsa yüzüğü oynatıyoruz. Oje varsa ojeleri söküyorsunuz. Kına engel değildir, bir daha söylüyorum. Sonra sol kolumuzu yıkıyoruz böyle. Suyla da ovuşturuyoruz iyice. Kol da yıkandı. Sonra taze su alıyoruz. O taze suyla başımızı meshediyoruz. Kulaklarımızı meshediyoruz. Gerekirse ensemizi böyle iki parmakla meshedebiliriz. Sonra önce sağ ayağımızı bilekleriyle beraber, topuklarıyla beraber yıkıyoruz. Sonra sol ayağımızı yıkıyoruz. Ayaklarımızı yıkarken de iki ayağı da hangi elde ayakları temizliyoruz? Sol elle. Sağ elle ayak temizlenme, sol elle temizleyeceğiz. Ve ondan sonra bir yudum da su alacağız. Sünnet olan içteki ve dışarıdaki serinlik eşit hale gelir. Demin arkadaşlarım namazın abdest adabını söylediler. Abdest alırken su sıçramayacak, dikkat edeceğiz. Yani suyu sıçratmak iyi değil. Hem hanımlara eziyet, banyo berbat oluyor. Erkekler banyoyu dağıtıyorlar, kadıncağız da yıkıyor, temizliyor. Halbuki abdest aldıktan sonra ben mesela abdest alırsam banyoda, oradaki bezle kendim banyodaki suyu temizliyorum. Kendim ben berbat ettim, kendimi temizlemesi lazım. Biraz hanımlara anlayışlı davranmak lazım, yardımcı olmak lazım. Kıbleye eğer imkan varsa, kıbleye döneceğiz abdest alırken ama imkan yoksa yapacak bir şey yok. Kıbleye dönmek lazım. Elinize su dökebiliyorsanız başkasına gel oğlum bana su dök demek doğru değildir. Çünkü saygılı olmak lazım. İbadettir, ibadeti yaparken kendin yapmaya gayret et. Dünya işi konuşma. Yani bir taraftan abdest alırken öteki taraftan herkese laf yetiştiriyorsun, herkese söz söylüyorsun, sohbet ediyorsun, şarkı söylüyorsun. Yani abdest alırken bunlar hiçbiri olmaz. Allah, çünkü abdest bir ibadettir. Evet, konuşmak bozmaz ama konuşma abdestin adabına engeldir ve abdestin maneviyatına zarar verir. Kalben ve dil itibariyle kim ki niyet bazı mezheplere göre farzdır. Efendim her uzuvda besmele çekmek iyi olur. Abdest duaları var. Eğer biliyorsanız abdest dualarını okuyun. Ama bilmiyorsanız abdest dualarını okumanıza gerek yok. Sadece yıkamakla yetinirsiniz.